Efendim Ayvası'dan iyi akşamlar. Şu an Ordu'nun büyük bir bölümünde vatandaşlar sıcaktan bunalırken biz gerçekten oldukça serin, oksijeni bol, doğası muhteşem. Yaylası zaten anlatmaya gerek yok. Herkes artık biliyor. Ayvası ilçesindeyiz. Bu akşam Ayvası Belediye Başkanı Sayın Beytullah Geçtan'la birlikte olacağız. Geride kalan 4 yıllık süreçte yapılanlar, bundan sonra neler yapılması planlanıyor, bunları değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim Altaş'a olarak sizler de hoş geldiniz. Bizi yurt içinden yurt dışından izleyecek hemşerilerimize, dostlarımıza selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Aleyküm selam diyelim efendim. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, ilk olarak ben süreyi de kıymetli kullanmak adına geride kalan 4 yılı konuşmak istiyorum. Beytullah Geçtan'la birlikte ilçede neler değişti? İlçe hangi noktadan nereye geldi? Bu soruyla başlamak istiyorum. Şimdi kıymetli müdürüm, ilçemizde yaptığımız işlemlerle alakalı bir sunumumuz var. İnşallah ilçemize kazandırdığımız bu yatırımlarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Meclis Başkanımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Büyüğümüze, bölge milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımı ve ekibine, Cumhur İttifakı İl ve İlçe Teşkilatlarıma, Allah şükürler olsun ilçemize hizmet etmede vesile olan meclis üyelerimize, hepsine şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah hep beraber bir sunumumuzu izlersek neler olmuş, neler yapılmış, görselde bir görelim, ondan sonra inşallah üzerinde konuşalım. Efendim bir 5-6 dakikalık videomuz var, onu izleyelim. Ardından Aybağsız'dan canlı yayınımız devam edecek.
Efendim Aybastı Belediyesi'nin geride kalan 4 yıllık süreçte yaptığı çalışmaları görsel olarak ekranlara taşıdık. Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Efendim ilçe hangi noktadan hangi noktaya geldi? Şimdi bizden önce ilçemizde belediye başkanlığı yapmış kıymetli büyüklerime, ahire itikad edenlerin mekanı cennet olsun. Amin. Yaşayanlar da inşallah ailecek sıhhat afiyetle nice ömürler nasip olsun. Ben 8. belediye başkanıyım. Bizden önce de başkanlarımızda her birinin ayrı ayrı hizmeti var. Allah nasip etti bize de. Biz şimdi geldiğimizde işte eğitimcilik kökeni olmamız hasebiyle eğitimdeki meselede iki türlü göçümüz vardı bizim. Bir beyin göçü, bir de ekonomik nedenlerle göç vardı. Beyin göçüyle alakalı hususta Anadolu Lisesi'ni 2005 yılında, öğretmen lisesini 2009 yılında açmıştık. Şimdi buraya Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz gelmişken bizim öğrencilerimiz de burada çok güzel şeyler yaptılar. Şimdi bizim ilçemizde doğalgazla ilgili çalışmalarımız konusu gelecek zaten inşallah. İlerleyen bölümlerde konuşacağız. Çevre yolumuzdan tutun. Muazzam bir başarı. Dış cepheye kadar istidamı göçü engellemenin en büyük noktası olduğu için tekstil parka kadar hastanedeki sıkıntılarımıza kadar birçok işimiz vardı. Elhamdülillah. Allah bize birçok güzellik nasip etti. Çoklarını da orada gördünüz zaten. Gençlik merkezimiz ilk yaptığım icraatımdı benim. Çünkü gelecek nesil diye sürekli vurgu yaparız. Gelecek nesil bizim her şeyimiz. Ülkemizin her şeyi gelir. Bisiklet yolundan yayladaki jandarma karakoluna kadar, yayladaki kanalizasyondan elektriğin yer altından alınmasına kadar birçok işimiz vardı. Su ile ilgili çok problemler yaşıyorduk biz. Şöyle bugünkü gibi bir çise yağdığında hemen işte video çekiyorlardı sular bulanık diye. Allah bize nasip etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımı ve OSKİ Genel Müdürüme şükranlarımı arz ediyorum. 16,5 kilometreden Aybastı'nın tertemiz suyu, suyun kaynağından suyu getirdik. Arıtmaya verdik ve elhamdülillah 39 gün yağmur yağdı. Bir tane dostumuz, vatandaşımız da video çekiyor, su bulanık demedi. Buradan emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Tabii bazı mahallelerimizde de su sıkıntılarımız vardı. Sarıyer, Armutlu gibi halen de var. İçme suyumuzda ciddi çalışma yaptık. Biz de destek verdik OSKİ'ye. Ve ilçemizde çok şükür su ile ilgili belli bir aşamaya geldik. Bizim elektrikle ilgili çok fazla sıkıntılarımız vardı. YEDAŞ'la epey bir iletişime geçtik. YEDAŞ bizim 9 tane mahallemizdeki sürekli elektrik kesintileri 9 mahallemizin aşağı yukarı elhamdülillah %80'e yakını bitti. Şimdi 3 mahallemizde daha yeniden ihalesini yaptırdık. İnşallah bunlar da Eylül ayında başlayacaklar. Bizim İlk açtığımız Hacı Osman Özel Eğitim Okulu vardı. Engelsiz Sevgi Kafe bu öğrenciler için özel çocuklarımıza harika bir işletme açtık. Çocuklarımız orada çok anlamlı. Okulda öğrendiklerini orada uygulamaya çalıştılar. Bizim en büyük sıkıntımız çevre yoluydu. Çevre yoluyla ilgili epey bir çalıştık. Biliyorsunuz inşallah Aslın projesi olsun diye uğraştığımız Bolaman Abzası projemiz var. Aybastı Kabadaş, Aybastı Gölköy yolları ile ilgili epey bir çalışma yaptık. Hastanemizin C sınıfı alınması ile ilgili baktık eksiklerimiz neler? Otoparkımız yok. Endoskopi cihazımız yok. Tomografi cihazımız yok. Diyaliz hastalarımıza ve pandemi sürecinde yaşadığımız birçok problemli. Elhamdülillah hastanemize de çok güzel hizmetlerimiz oldu. Şu anda iddiam odur ki Türkiye'nin en hızlı tomografi çekilen ilçesi herhalde Aybastı'dır. Hızlı Şükür. Şekilde randevu alınıp. Tabii randevu sistemi çok fazla 5 dakika ile 10 dakika sürmüyor. Elhamdülillah. Hocalarımız okuyor. Gerekli yerleri yapıyorlar. Gezici kütüphane Aybastı'da bizim eğitimcilik kökenli olduğu için müzik evi Fahri Güzel müzik evi Aybastı'da düşünün 130 tane piyano çalan öğrencimiz var. Bizde hareketlilik çok. Okullarımızdaki pansiyonların yenilemesine kadar ilçe milliyetörün müdürüm Hasan Hoca ile çok şeyler yaptık. Allah razı olsun. Biliyorsunuz ilk seçildiğimizde bir şehidimiz oldu Salih Altuntaş. Mekanı cennet olsun. Amin.
Peşinden bizim ilçemizde 8 tane okul deprem güçlendirmesi nedeniyle yıkıldı. Eğitim öğretime kapatıldı. 6 tane okulumuz yıkıldı. Malumunuz onun peşinden bir dünyanın sarsıldığı bir pandemi yaşadık. Peşinden biliyorsunuz bir savaş çıktı. Peşinden bir baktık deprem geldi. Allah hamdü senalar olsun. Bunların üstesinden ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok çabuk atlatmaya. Halen de şimdi ilçemizde de. Kesiyorum, özür dilerim. Deprem zamanında deprem bölgesine yaptığınız yardımlar nedeniyle de ben gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Önemli yardımlarla bulundunuz Aybastı Belediyesi olarak. Depremde Adıyaman bizi unutmaz, biz Adıyaman'ı unutmayız. Hatay Reyhanlı'daki kardeşimiz Bestami Bey, spor ilçe müdürü dedi ki, ikinci gün gönderdiğiniz tır, su, bize Aybastı'yı verseydiniz bu kadar mutlu olmazdık dedi. Biz de böyle dedik, çok önemliydi o yapılan yardımlar. Allah razı olsunlar, arkadaşlarımızla beraber biz sınavlarla ilgili sürekli orduya gidiyorduk. Sınav merkezimizle beraber çok şükür Milli Eğitim'le burada artık sınavlarımız burada yapılıyor. Bizim 6 tane okul yıkılınca işte peşinden bunlarla ilgili uğraştık. Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Mesleki Teknik Lise şu anda ikisi faaliyete başladı. Biri inşallah önümüzdeki sezon bir şeyler olacak. Mesleki ve Teknik Lisemiz. Siz anlatırken efendim bu arada okullarda evet, ekranda. Mesleki ve Teknik Lisemiz, bu İmam Hatip Lisemiz harika bir, yani Aybastı'ya yakışır, orduya yakışır harika bir okul oldu. Peşinden Atatürk'ü bitirdik. Mesleki Teknik Lise inşallah yeni sezonda hazır olacak. Armutlu okulumuz yıkılmıştı. Onu da müteahhitle beraber yer teslimlerini yaptık. İş makinelerimizi de destek olarak gönderdik. Nasip olursa oraya da devletimiz çok güzel bir okul yapacak. Ortaköy okulumuz o 2017'de yıkılmıştı. Şükür Allah'a onunla ilgili de biz Bismillah dedik. Onun da görüntüleri zaten görünüyor. Şu anda müteahhit krobetondan sonra inşallah temel atacak. Biz eskiden Irmak'ta yüzerdik. Haliyle bizim çocuklar da yüzmeyi öğrensin diye yüzme havuzu Gençlik Spor Bakanlığımızla ihale edilme bedeli 12 milyondu ama biliyorsunuz şu anda çok değişti. Yerini satın aldık ve Bismillah deyip şu anda temel dolgusuna başladık. İnşallah 2024'te çocuklarımız yüzmeyi öğrenecekler. Hayalim Hacı Osmanlı Özel Eğitim Okulu çocuklarımızın burada yüzme öğrenmesi. İnşallah. Vatandaşlarımız zaten yüzecekler de. Yarı olimpik olduğu için biz inşallah buradan yüzmede herhalde derece yapacak çocukları da çıkarırız. Sanayi sitemiz bizden önce 3 defa ihale edilmişti. Biz 4. ihaleyi yaptık. Olmadı. 5. ihaleyi yaptık. Bir dostumuz, kardeşimiz bizim hatırımıza girdi. Rekabet oluştu. Ve 4. yıldır sanayi sitesi 4 bloktan oluşuyordu. Tarım, şimdi burası tarım ve ticaret merkezi olsun diye uğraşıyorsun. Çünkü 12 bin ton fındık var. Fındık ham mamül olarak gidince fazla para kazanamıyorsun. İşte sanayi de olunca işlemeli bir ürün olarak sanayi sitemizde de 61 dükkan, 101 iş yeri olacak. Bir heyelanla ilgili sarsıldık. İnşallah onlara da fore kazık ihalesini yaptırdık. Bugün yarın fore kazıklarını çakıp devam edeceğiz. Yeni seçildiğimizde malumunuz bizim Sağlık Mahallesi 63 hane yerle yeksan oldu. Doğru. Bunların 39 hanesine devletimizin desteğiyle evlerini bitirdik. Temel kazmadan malzeme yardımına kadar hiçbir ücret bila bedelle heyelandaki kardeşlerimize yardımcı olduk. Şimdi 36 konutun ihalesi de hak sahiplerinin yer teslimi için müteahhit geldi. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta inşallah buraya da Bismillah diyeceğiz. Böylece Sağlık Mahallesi'ndeki afetten etkilenen bütün vatandaşlarımız, hak sahibi olanlar nasip olursa buradan faydalanacaklar. Bizim selle ilgili yaşadığımız olaylar oluyor. DS ile bazı derelerimizde çalışmalarımız oluyor. Doğalgazla ilgili şu anda vatandaşlarımız buradan kusura bakmasınlar. Zahmet çekmeyince rahmet olmuyor. Mahalle aralarımızda çok büyük çalışmalar var. İşte onunla ilgili biraz sıkıntılarımız var. İnşallah. Daha detaylı konuşacağız. Yani başkanım. Daha detaylı konuşuruz. Daha detaylı konuşacağız o konuyu. Milli Eğitim Bakanlığımızla köydeki okullarımızla ilgili 19 tane okulumuzda biz güzelleştirme çalışmaları yaptık. Tadilat ve tamirat. Bunları halk eğitim kurslarından, Kur'an kurslarına kadar, vatandaşın düğününden derneğine kadar, asker gecesine kadar, müsait olanların ana sınıf olmasına kadar çalıştık Milli Eğitim'le. Allah razı olsunlar. Bu konuda
Milliyet müdürümüzle gayet uyumlu çalışıyoruz. Ben yaylada esnaftım. Babam esnaftı, 38 yıl aşağı yukarı. İki tane buzdolabı aynı anda çalışmıyordu. İlk yaptığımız işlerden yaylanın elektriğini sanayi elektriği şeklini alıp işte görüntü kirliliği yapan bütün direkleri yer altına aldık. Büyük şehrimizle beraber Yeşil Yol projesinde gölet çevresinin bir kısmı yapılmıştı, bir kısmını da biz tamamladık aydınlatmayı. Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Harika bir alan oldu. Biz Aybas Spor olarak da sporda biliyorsunuz bizim çeşitliliğimiz çok Allah'a şükür. Güreşten tekvandoya, okçuluktan futbola kadar gençlik sporla 500 kişilik stadımızın tribünü, kapalı tribünü ilçemize kazandırdık. Bizim şimdi mahallemizlerde 120'den fazla cami var. 37 tane caminin lojmanının ve bahçe düzenlemesiyle ilgili bizden önce de yapılmıştı. Biz de bunları bitirdik. Memleketimizde heyelan fazlaca oluyor. Maalesef. Karayolumuzda da yaklaşık 29 tane pore kazık çaktırarak yolu koruma altına aldık. Bunlar bugün kolay gibi geliyor ama yani 1500 günde neler yaşadığımızın birçok örneği de ortaya çıkıyor. Şimdi ilçe merkezinde çöp tenekelerimiz vardı. 21 mahalle, 46 alt mahallede yaklaşık 500 tane çöp tenekesi Çevre Şehircilik Bakanlığımızla alarak mahallemizde muhtarların kullanıma, insanlarımızın kullanıma verdik. Eksiklerimiz var, onları da inşallah tamamlayacağız. Belediyemize özellikle kademe kurmakla birçok tasarruf sağladık. Kadememiz var. 8 tane, 7 tane belediyemize, 1 tane de derneğimize, 8 tane. Bunların ikisi iş makinesi. Bizim Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz Alihsan Uygun abimiz vardı. İş makinesinin biri onun hediyesi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız birkaç tane iş makinesinde hibe desteği verdi. 7 tane araç kazandırdık. Kolay olmadı bu. Hiç borçsuz kazandırdık bunları bir de. Elhamdülillah şu anda sahada işlerimizi yapıyorlar. Spor sahaları, spor malzemeleri, güreşçilerimize özellikle işte biz milli sporcu yetiştiren bir güreş takımımız var. Doğru. Hocamız var. Allah razı olsun. Zaten Perşembe Yaylası 915'inde de yaptığımız Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın desteğiyle tüm dünya duydu. Bir de şunu tescilledik. Yağlı güreşin en eski tarihi Aybastı Perşembe Yaylası'nda yapılmış. Ordu'da yapılmış. Tüm dünyaya bunu ilan etmiş olduk. İstasyon kafe Devlet Demiryolları Genel Müdürümün desteğiyle iki tane getirdik. İnşallah onları da milliyetime tahsis ettik. Harika bir istasyon kafe projesi çıkacak. Bizim Fen Lisesi öğrencilerimizle, Milliyetin Müdürlüğümüzle roket takımımızı oluşturduk. Galaxy roket takımı. 4 defa finallerde, 3'ünde finallere çıktı. İnşallah şu anda da sonuçlarını bekliyoruz. Ordu'yu gururlandırdılar. Ordu'nun medarı iftarı bu çocuklar. Aybastı nesiyle meşhur dediklerinde bana şaka oldu, biraz takılıyorlar. Roketi bize doğru çevirme diyorlar. Elhamdülillah Selçuk Bayraktar ve ekibiyle çok güzel bir uyum sağladılar. Biz Teknofest'te final yapmış Aybastı'nın çocukları, yaylanın çocukları var. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza dahil. Öğrenci gezi programları. Düşünün, Aybastı'dan çocuklar yurt dışına geziler yapıyorlar. Türkiye'de birçok noktaya geziler yapıyorlar. Çanakkale'den İstanbul'a, Konya'ya, Ankara'ya kadar Anıtkabir'e ziyaret, özellikle o Anıtkabir'deki Çanakkale Müzesi'ni de görmelerini istiyoruz. Bununla ilgili çok programımız var. Öğrenci tiyatroları, ben de ilkokul 2'deydim, ben de tiyatro yapıyordum. Seviyorum o yüzden. Burada halk eğitimle beraber güzel tiyatro oyunlarını okullarda öğrencilerimize gönderiyoruz. Bu zamana kadar biz engelli vatandaşlarımıza akülü sandalyeyle yardımlarımızı yaptık ama hiçbirini reklam etmedik. Sosyal medyada paylaşmadık. 15'ten fazla akülü sandalye desteğimiz oldu. Gıda yardımlarımız, yetim öksüz çocuklara okula başlarken ihtiyaçları neler, onları öğretmenlikten geldiğim için biliyorum. Elhamdülillah bu çocuklarımız noktasında okul müdürleriyle hiçbir şekilde onların onur kırıcı bir harekete yer vermeden ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Hasta yatağı yardımlarımız var, devam ediyoruz. Bizim deprem bölgesindekini siz konusunlaştınız. Allah razı olsunlar. Çok güzel dostluklarımız oluştu. Elbistan'da 7 gün çalıştık. Adıyaman'da 1500 vatandaşımıza
İftarla ilgili çalışma yaptık. Sözünüzü kesiyorum Sayın Başkan. Yaşadığım için ben de ekleme yapmak istiyorum oraya. Bir hafta 8 gün biz de orada bulunduk ekip olarak. Hatta buradaki ekip olarak oradaydık. Suyun ne kadar önemli olduğunu, lavabo ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu, yemeğin, sıcak çorbanın ne kadar önemli olduğunu orada gördük. O yüzden oraya yapılan her yardımın çok kıymetli olduğunu birinci derece yaşayan biri olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Kardeş olduk. Yani oradaki vatandaşlarımızla hemhal olduk. Oradan gelen 46 aile, 244 kişiyi de biz burada yaklaşık bir kısmını 4 ay, bir kısmını 6 ay misafir ettik. Ne mutlu. Allah razı olsunlar. Onlarla da bir gönül bağımız oldu. İki tane depremden sonra biliyorsunuz bir de yağmur oldu. Biz o yağmurda Eriçayır bölgesinde iki tane gencimiz üniversiteye hazırlanıyordu. O mutluluğu şimdi ben anlatamam. Burada onlara ev tahsis ettik, çalışma ortamı sağladık. Elhamdülillah şimdi ikisi de üniversitede oldu. O mutluluk bize yetiyor da artıyor bile elhamdülillah. Bizim yağlı güreş çalışmalarıyla ilgili biliyorsunuz bu sene Türkiye konuştu elhamdülillah. Bunun altyapısında biz hem Balıkesir'e hem Bursa'ya bizim Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiş Bey sağ olsun Allah razı olsun. Onun ekibinde Şahin Bey ve Kenan Şimşek'i de burada zikredeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımla beraber orduya kazandırdık. Harika bir cazgır dedi ki 60 yıldır güreşin içindeyim. Böyle harika güreş görmedim. Böyle harika ortam görmedim diye kendi ifadesiydi. Biz biliyorsunuz bilim şenliği Milli Eğitim Müdürümüzle beraber 13 tane ilçeden biriydik. 4007 TÜBİTAK Olimpiyatlarını alan. Dilek Hanım'ın geldiği şenlik miydi? Ve onur konuğumuz Dilek Gürsoy'du. 13 yıl sonra Beytullah abisini kırmadı geldi. Malumunuz ordumuzda da sizinle de program yaptılar. 4 ilçemizde de öğrencilerimizle buluşturduk. Şimdi yapay kalp yapan dünyada tek bayan Aybasılı Dilek Gürsoy. Çocukların onu görmesi apayrıydı. Fen Lisesi'nde, bazı Anadolu Lisesi'nde. Biz burada hem sabah kahvaltılarını hem akşam muhabbetlerini Aybasılı'nın çocuklarıyla buluşturdum. Fatsa'da buluşturdum öğrencilerimizle, Ünye'de buluşturdum. Sizin program Altaş'a da geldi. Sizde de birçok şey konuştu. Konferansları harikaydı. Şimdi bizim Ordu Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi ile beraber kültür ve tarih sempozyumu. Çünkü Aybasılı'nın bir şehit merkezi. Danışmanlarla beraber 1105 yılında bizim ordunun Müslümanlaşması ve Türkleşmesi bizden başlıyor. İstanbul'un ordunun fethi 1400'lü yıllara dayanıyor. Haliyle bizden başladığı için biz bir merkeziz, bir kapıyız. 109 hocamız geldi. 39'u profesör. İşte tarih alanında Bahattin Yedi Yıldız hocamla Feridun Emecen hocam onların eşliğinde 39 tane profesörle biz Aybasılı'da üniversiteler arası sempozyum, uluslararası bir alanda nasıl yapılır gösterdik. Deprem sempozyumu, AFET Genel Başkanı bizim geldi. Allah razı olsun burada bir deprem sempozyumu nasıl olabilir, nasıl karşılayabiliriz? Bununla ilgili tedbirlerimiz nasıl olur? Bununla ilgili ilçemizde deprem sempozyumu da yaptık. Malumunuz caddelerimizde işte altyapıyla ilgili birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili kilitli parke çalışmaları haliyle insanlarımız görsele de bakıyorlar. İstidamla ilgili Büyükşehir'le beraber 3. süt evimizi yapıyoruz. Süt birliği var. 2 tane sütten üretilen peynir fabrikası var. Bunlarla ilgili de vatandaşlarımızı çok şükür ürettikleri ürünü kayda değer parasal noktaya çevirmede gayret ediyoruz. Şimdi tanıtımla alakalı siz de Allah razı olsun Altaş TV olarak da diğer televizyon kanallarımızda yapıyorlar ama bir dizi film çekiliyordu. Onları bir şekilde Perşembe Yaylası'na ve Aybasılı'ya getirdik. Bizde çektiği dizi kendisinin ifadesiyle 25 milyon kişi izledi. Turizm faaliyeti olarak biz sıcak balonla da denedik. 5 milyon da o kişi gördü. Yaklaşık 30 milyon kişi Aybasılı'yı ve Perşembe Yaylası'nın orduyu görür oldu. Karavanla ilgili burada bir şey söyleyeyim. Karavan alanını sosyal medyada etiketlediğimizde, yerini hazırladığımızda 200 bin kişi görmüş, bu sadece karavancı. Yani müthiş bir potansiyel tam var. Tam bir kitle, hedef kitle. Hedef kitle, bizim kış festivali, yaylada esnaftık, yazın çalışıyorduk, kışın kapatıyorduk 4-5 ay. Şimdi karayoluna yakın olması hasabıyla Perşembe Yaylamızın artık kış festivaliyle beraber ilk kış festivalimizde 10 bin kişi vardı. Harika bir ortamdı. Herkes mutlu oldu. Esnaf da, gelenler de. Haliyle o gün bugündür biz kış festivali yapmaya devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Şimdi Fen Lisesi'ne
ben öğretmenlikten geldiğim için öğrencilerimin her biri ayrı ayrı bize destek veriyorlar. Allah razı olsunlar. Fen Lisemizin konferans salonunu İstanbul Makine Mühendisleri Odası İbrahim Tataroğlu öğrencimiz gönderdi. Her biri ayrı ayrı destek veriyor, sağ olsunlar. Meslek Yüksekokulu bir hayaldi. Allah'ın bu sanalar olsun. Aşçılık bölümüyle 31 öğrenci kayıt yapmaya gelecek. Onu da konuşacağız başkanım. Onu da detaylandıracağız ilerlemeye. Aybasta neler değişti olunca, işte beton yollar, yeni yolaşmalar, stabilize yapmalar, sıcak asfaltlar, sati kaplamalar, işte bozulan yerlere, selleri de yaşıyoruz malumunuz. Onlarla ilgili onarımlarla uğraşıyoruz. İşte Perşembe Meydanı'nda da birçok şey yavaş yavaş değişiyor. Artık esnaf suyla ilgili Perşembe Meydanı'nda bir sıkıntımız var. İnşallah onun da OSKİ ile beraber çözüm noktasında bir merhale aldık. İşte şimdi 1500 günü burada anlatmak kısa böyle oluyor. Zaman kısa. Şimdi evet. Ben de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an bizim yayınımızı Altaş TV'nin Facebook hesabından da sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine Başkan Bey'in hesabında da şu an canlı yayınımız devam etmekte. Cemal Bey az önce bir yorum yazmış. Yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyor. Allah'tan kolaylık diliyor Sayın Başkan sizlere. Tekrar hatırlatayım. Altaş TV'nin sosyal medya hesaplarından yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. İkinci bölümde inşallah vakit kaldığı takdirde yer vereceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi efendim istihdamdaki hedeflerinizi sormak istiyorum ama bunu sorarken de tekstil parka bir parantez açmak istiyorum. Tekstil parkında neler değişecek Aybastı'da? Şimdi biz önce meslek lisemizden başladık. Meslek lisemizdeki bölümlerle ilgili bir baktık neler yapabiliriz. Elektrik, mobilya, çocuk gelişimi ve yiyecek içecek hizmetleri. Bunlar varken Aybastı'nda, İstanbul'da özellikle tekstilde birçok iş insanımız var. Tekstilde biliyorsunuz insan sayısı, istihdam sayısı fazla. Bizim Aybastı'da denemiş birkaç defa olumsuz etkilenmiş tekstillerimiz vardı. En büyük sıkıntımız binaydı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'yla buradan Tayfun Karataş Başkanıma da, Fasa Ticaret Odası Başkanıma da teşekkür ediyorum. Bizimle beraber yol yürüdük ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan 150-150 destekli bir hibe aldık. Bu konuda Yavuz Selim Kram Bakan Yardımcımızdı. Yunus Arınç'ı Devlet Denetleme Kurulu Başkanımızdı. Sağ olsunlar, onlar da bu konuda bize destek çıktılar. Ve inşallah o günün maliyetiyle 10 milyondu ama bugün ne kadar olur onu bilmiyorum. 200 kişinin çalışacağı kendi arsamıza nasip olursa binayı bitirmek üzereyiz. Eylül 30 gibi teslim edecekler. Ondan sonra inşallah iş insanlarıyla iyi niyet mektubu veren 3 arkadaşımız var ama iş insanıyla 200 tane kişiyi burada çalıştırdığını belediye olarak kira almadan tahsis edebileceğimiz bir alanımız oluştu. Yani insanların çalışabileceği, kapısını açıp kapayacağımız Aybastı'da ilk oluyor bu. Allah nasip etsin. Buradan inşallah hem iş adamları para kazansın hem de Aybastılılar buraya yerleşsin diye uğraştık. MESEM'le ilgili diğer istihdam alanı mesleki edindirme kurslarıyla biz ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber, benim seçim beyannamemde de vardı, 440'dan fazla öğrencimizi buraya dahil ettik. Ve MESEM kurslarında 9. sınıftan itibaren aylık alan öğrencilerimiz oluştu. Ben de kendi belediyeme 5 tane öğrenci aldım. Bunlar işte kademede araç yağlamadan iş makinesi sürmeye kadar, kamyondan minibüse, arabaya sürmeye kadar, tamirinden sürmesine, kullanmasına kadar birçok alanda abileri onları yetiştiriyor. Usta öğreticilerimizi de hazırlamıştık zaten. İnşallah her meslek grubunda MESEM öğrencileri artar. Bu çocuklar 9, 10, 11, 12'de biliyorsunuz aktif zamanlarını mesleki eğitimde. Gelecek nesil meslekle beraber büyümeli. Her biri ayrı ayrı biliyorsunuz altın bilezik bunlar. Doğru. İnşallah bu konuda 89 tane öğrencimiz var. Buradan MESEM'de faaliyet gösteren iş kollarına da hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Efendim şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz demin de ifade ettiniz, eğitim camiasından geldiğinizden ifade ettiniz.
Hani siz belediye başkanı olmadan önce eğitimde de bilinen bir isimdiniz. Sadece Fas'ta değil, orada da bilinen, Beytoğlu Hoca olarak bilinen ve yeri olan bir isimdiniz. Şunu merak ediyorum, sizin Ayvaslı Belediye Başkanlığı görevinize başlamanızla birlikte ilçede eğitim alanında neler değişti? Şimdi tabii burada paydaşımız ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Onların her okulda Beytullah Hoca olarak bir desteğimiz, bir katkımız var. Ayvaslı Belediyesi olarak da bir desteğimiz, bir katkımız var. Her şeyden önce ben Ayvaslı'da doğup büyüdüm. Esnaflıktan işte garsonluğa kadar birçok alanda onların içindeydim. Şimdi 5 tane okul bugün inşası başladı. Öğrenciler biraz rahatladı ama ikili öğretimde bir tane okulumuz kaldı. İnşallah Almutlu'yu bitirirsek Havluçi ile onu rahatlatmış olacağız. Şimdi okullar yıkılınca bir okulda 5 tane okul oldu. Sabahı belli değil, akşamı belli değil. Hangisi hangi yerde? Bu bizi 1,5 yıl çok uğraştırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber, Hasan Hoca kardeşimizle elhamdülillah. Şimdi eğitim noktasında liselere baktığımızda bizim seviyemiz geldiğimizde 14. sıralardaydık. Elhamdülillah bu sene biz Ordu'da eğitimde de bir söz sahibi. Sadece eğitimde değil, sportif faaliyetlerde de. Benim Atatürk Ortaokulu'ndaki güreşim şu anda Türkiye şampiyonu oldu geldi. Fen Lisesi'ndeki öğrencilerimi dünya biliyor. Roket takımıyla. Takımını anlatma gerekiyor. Şimdi MESEM'le beraber meslekte edinirmede çocuklarımız bir hayatta bir işe yaradıklarını gördüler. Bir şeyleri yapabileceklerini gösteriyorlar. Sadece buraya değil. Başkanım özür diliyorum. Şu sorunun cevabını her zaman merak ederim. Aslında birebir muhatabı sizsiniz, size sorayım. Şimdi eskiden kırsal alanda eğitim dediğimizde hep akla zorluklar gelirdi. Şimdi oradan bir takım çıkıyor, bir genç çıkıyor, Teknofest'e katılıyor, roket atıyorlar. Yani bu çocuklar roket yapıyorlar. Bu nasıl oldu? Hani yaylanın eğitimde kırsalda başarısızlıkla betimlenirken bu nasıl oldu başkanım? Şimdi bizim ufkumuz geniş. Gördüğün gibi memlekete şöyle baktığınızda ufuk açımız çok geniş. Haliyle dünyanın her yerinde de bir Ayvaslı var. Örnek alınacak insan da çok. Bizim öğrencilerimize aşıladığımız mesele şu. Bu işi başarabilirsiniz. Hiçbir zaman başarısızlık bizim kaderimiz değil. Fas'a rehberlik araştırma. 7 tane ilçeye bakar, Ordu'yla da birebir görüşür. Biz onlarla yola çıktığımızda Aybas'ın çocukları protein noktasında beslenmesi haliyle güzel olduğu için zeki çocuklar. Az çalışmıyorlar. Az çalışsalar neler yapabilirler? Şimdi milliyetimdeki başarı sadece akademik başarı olarak görmeyin. Aybas'ta müzik evinde sanatla ilgili Fransızca ve İngilizce yurt dışına gitmeden şarkı söyleyen çocuklar var. Piyanoda %38 öğrenci kursa gidiyor. Sazda, kemanda bunlar var. Okçulukta hedefimiz Mete Gazoz Perşembe Eylası'nda ok atmıştı. Onun gibi çocuklar yetişebilir mi? Güreşte isim yapmış çocuklar. Bizim şimdi gençlerin o pozitif enerjilerini sportif faaliyetlerle en üst noktaya götürüyorsun. Gezilerle ufkunu açıyorsun. Öğretmen arkadaşlarımızla, müdürümüz zaten bu konuda defaten. Biz ne yapıyoruz? Her okulumuzda hedef olan, hedefi belli olan çocuklarımıza, öğretmenlerimize destek oluyoruz. Maddi, manevi, araç. Mesela deniz görmemiş çocuğumuz kalmasın. Sinema izlememiş çocuğumuz kalmasın. Biz bunları yapıyoruz. Konya'da Kelebek Vadisi'ne götürüyorsun. Aynı zamanda uzay istasyonlarını izletiyorsun. Fatsa'da matematik atölyesini açarken 110 tane istasyon, Hacettepe Üniversitesi bizi çağırmıştı. Çünkü Fatsa bizim abimiz. Her alanda Fatsa'daki, Ordu'daki birlik beraberlik çocuklarımızdaki o azmi en yüksek noktaya çıkarıyor. Haliyle kitap okumasın, çocukların artsın diye kitap destekleri, onların pandemide özellikle tabletten tutun internete ulaşmak noktasında yaşadıkları sıkıntıya kadar. Fiber optikle biz ilçemizi elhamdülillah Telekom'la beraber, Zafer Bey'e teşekkür ediyorum, fiber optik altyapısını yaptık. Çocuklarımıza şu an fiber telefon, internet kullanılıyor. Evet, burada. Fiber optik Aybas'ı da kullanıyor. Ulaşamadığımız çocuklara cep telefonu yardımı bile yaptık. İnternet yardımı bile yaptık. O zaman bizim okulda okullarda işte dezavantajlı çocuklarımız var diye biz gittik Üsküdar Belediyesi'ne, buradan teşekkür ediyorum sağ olsun Hilmi Türkmen Beyefendi. O bir ev dershanesi, ev interneti şeklinde getirmişti. Biz 3250 öğrencimizin 8 ve 15.
12. sınıflarına bunları takdim ettik. 11-12'lere bir sürü destek verdik. Hocalarımızın taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Öğrenci gezileri biliyorsunuz çocuklar için unutulmaz anlar olur. Çok önemli. Ya onları ne yapıyorsunuz? Rol model insanlarla tanıştırınca sabahın altında Anadolu Lisesi çocuklarıyla Dilek Gülsoy kahvaltı yapıyor. Düşünün yani. Bu çocuklar nerelere gidebilir? Allah'ın izniyle biz her tarafa gidebiliriz Allah'ın izniyle. Çünkü örnekleri çok. Tayyi ile irtibatımız, ben Tayyi Genel Başkan Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk Bey'i Fahriye Aybasılı yaptım. Kaç tane Aybasılı var şimdi orada? Bakın bizim medar iftarımız olan Kızıl Elma uçağında benim Aybasılı çocuğum uçak mühendisi. Bizim akademik kariyer yapmış WhatsApp grubunda şu anda 47 kişi var ama bunların sayısı 100'den fazla. Dünyanın her yerinde hocalarımız var. Bunları ne yapıyorsun? Çocuklarla irtibatlandırıp her birinin Allah'a çok şükür hedefleri yüksek tutunca biz de destek veriyoruz. Şunu da sormak istiyorum başkanım. Tabii ilçede gençlerden bahsettik. Sosyal alanlar noktasında neler yapıldı? Bu soruyu sorarken tekrar ifade edeyim. Şu an Altınordu'da sıcaktan, remden, rutubetten muhtemelen bunalıyorsunuz ama klima havası var şu an burada ve oksijenin dozu da oldukça güzel. Muhtemelen 17-18 derecede herhalde biz şu an programı gerçekleştiriyoruz dış alanda. Sosyal alanlar noktasında neler yapılacak? Şimdi ilk yaptığımız icraat bizim gençlik merkeziydi. Gençlik merkezinde neler var? Buradan kaymakamımız Yusuf Beren Buran Beyefendi teşekkür ediyorum. O bu konuda bize destek vermişti. Gençlik merkezimizde akıl zeka oyunları var. Bilardo var. Bilardo'dan çok dayak yerdik biz. Şimdi çocuklara bilardo oynayın diyoruz. Masa tenisimiz var. Pleşit'in oyunları var. Atış poligonu var. Tabancalı. Tabii o şey boncuk mermi atan tabancadan. İnternet ortamı var. Dart var. Buz hokeyi var. Langırtı var. Yani aklınıza gelecek gençlerin o enerjilerini harcayabilecek alanı oluşturduk. Şu ana kadar herhalde Ordu ilinde en fazla ziyaretçisi olan gençlik merkezi benimkidir. 80 bini geçtik. Turnike ile giriyorlar. İkram bedava olduğu için saatlerce okul çıkış saatlerinde servis bekleyen öğrencilerimiz dahil. Onların vakit geçirme ortamları oluyor. Yüzme havuzunu söyledim zaten. Sportif faaliyetler yapsın diye çocuklar iki okulumuzun bahçesine çok amaçlı yerler yaptık. Atatürk Ortaokulu'na ve Alacalar Okulumuza, Zafer Emini Okulumuza çocuklar bisiklet sürmeyi öğrensin, motorsal öğrenimi gerçekleştirsin diye bisikletler hediye verdim. Atatürk Okulumuz şehir merkezinde olduğu için onlara totemi sahası zemin katta oluşturduk. Tekvandodur, güreştir yapabilsinler diye. Tekvando salonumuz var. Müzik evimizi açtık. Yerel eylem grubumuz, derneğimizle beraber Engelsiz Sevgi Kafe var. Hanımlar lokali bizden önce açılmıştı. Devam ettiriyoruz. Hanım kızlarımız orada birçok kursları alabiliyorlar. Halk eğitim hepsini kullanıyor zaten. Halk eğitimle işbirliği içerisinde çocukların sosyal alanı ile ilgili ırmak kenarına harika bir yürüyüş yolu, bisiklet yolu yaptık. Perşembe yaylasında softball'dan beyzbola kadar. Perşembe yaylasında uluslararası kano festivaline kadar her biriyle ayrı ayrı çeşitlendirmeler yaptık. Matematik kulüpleri var. Onlarla ilgili çalışıyoruz. Tiyatro kulübü var. Halk eğitimin bütün destekleri bizim üzerimizde. İnşallah faaliyetlerimizle beraber devam ediyor. Demin bahsetmiştiniz Sayın Başkan. Bir yorum gelmiş. Onu da vatandaşlarımızla, izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tekrar hatırlatayım. Sosyal medya üzerinden Altaş'ın Facebook hesabından yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Musa Bey yazmış ve demiş ki bir Adıyamanlı olarak Beytullah Başkanıma ve onun nezdinde tüm ekibine saygılarımı, hürmetlerimi, şükranlarımı sunarım. Tam anlamıyla Adıyaman'da destan yazdılar demiş. Estağfurullah. Siz de ifade etmiştiniz deprem bölgesinde yapılan çalışmalar. Onlar bizim kardeşlerimiz. Şimdi o anları yaşıyoruz. Haliyle Allah bir daha yaşatmasın. Onlar bizim kardeşlerimiz. Amin. Şimdi efendim mahalleleri de konuşmak istiyorum biraz. Şehir merkezini tabii ön planda görüyoruz ama şehir merkezinden kırsal mahallelere ne gibi çalışmalar yapıldı? Şimdi biz 1991 yılında turizm ilçesi olmuş bir ilçeyiz. Dış cephe çalışmaları Allah nasip etti. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan biraz destek aldık. Biraz biz epey bir masraf ettik. 146 binanın yaklaşık işte bu Allah nasip ederse Ortaköy'e de devam edecek. 146 binanın
bitirmek için şu anda herhalde ekipler çalışıyor. Gölköy mahallemize de gireceğiz. Onun da hazırlıklarını yaptık. Şimdi 21 mahallemiz var, 46 tane alt mahallemiz var. 431 kilometre bir çapımız var. 1321 kilometre de yol ağımız var. 1321 kilometre yol ağının sadece 221 kilometresi büyük şehirde. Yani 1100 kilometreden fazla bir yol ağımız mevcut. Ama Allah razı olsun, işte büyük şehirle beraber mahallelerimizce yolla ilgili çalışmalarımız var. Burada işte Irmak'tan öbür tarafa sürekli eleştiriliyorduk. Yatırımlar hiç gitmiyor diye. Ben Irmak'tan öbür tarafa şu anda 200 kişinin çalışacağı fabrikayı yapıyorum. Sati kaplama Irmak'tan öbür geçede Kutlular Mahallesi ve Kabakiraz Zaferi Milli Mahallesi tarafında var. Uzundere, Zaferi Milli Uzundere tarafında sati kaplama ve beton yollarıyla ilgili çalıştık. Alacalar Mahallemiz birçok İstanbul ilçesinden büyük. Allah bize nasip etti. 12 kilometre orada sıcak asfaltı büyükşehirle beraber tamamladık. Beton yollarımız devam ediyor. Sularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alacalar Mahallesi söylediğim gibi birçok İstanbul'dan büyük. 16 mahallenin 13 mahallesinin elektrik sorununu çözdük. Bugün oraya yaptığımız bir trafo, yaptırdığımız bir trafo bugün nereden baksanız 50-60 milyondur. Şimdi bugünkü fiyatlara verdiğinizde şöyle bir bakarsanız 150 milyona yakın YEDAŞ'la beraber ne yapıyorsunuz? Bunun yatırımını almak için Ankara'dan, Enerji Bakanlığımızdan girişimlerde bulunuyorsunuz. Sağ olsun bize destek veren büyüklerimiz var. Allah razı olsunlar. Biliyorsunuz 2023'te elektrikle ilgili sıkıntılar halen çekmemek için gayret gösteriyoruz. Buradan hem ilçe şefime hem de Mustafa Bey'e, YEDAŞ'a hem de Samsun Yunus Emre müdürüme çok teşekkür ediyorum. Mahallelerimizin farklı alanlarında cami okul düzenlemelerini tamamladık. Sarıyer, Sefalık ve Kutlular beton yolu büyükşehirle beraber hallettik. Şimdi bizim iki tane grup yolumuz var. İnşallah onların sıcak asfaltıyla ilgili de Enerji Bakanlığı'ndan bütün desteğimizi aldık. Büyükşehirle beraber Armutlu yolumuz, Zaferi Binli Uzundere yolumuzun sıcak asfaltı var. Onları bitirmek hedefimiz. Şimdi de baktığımızda mahallelerimiz, işte 500 tane çöp tenekesini mahallelerimize koyduk. İşte derelerimiz temiz olsun daha fazla. Nasip olursa bu konuda da 35 temizlik işçisi, 5 çöp aramızda gayret ediyoruz temizlemek için. Şu anda Aybastı 110 bin kişi yaz nüfusu oldu. Yaz nüfusu şu anda. Bunda telekom firmalarından işte diyorsun ki ne kadar görüşme var, onlar veriyor bu sayıyı. Haliyle müthiş bir kalabalık var. Fındık sezonu var. Gurbetçilerimiz de özellikle bu sezonda geliyorlar. Bizim Çukur mahallemizden Koyunculu mahallemize, Beştan mahallemizden Armutlu mahallemize, Fatih mahallemizden Çakırlı mahallemize, Pelitözü mahallemizden Toygar mahallemize, Uzundare mahallemizden Zaferi Milli mahallemize, her bir mahallemiz, Karamanlı mahallesinden Esenli mahallemiz merkez zaten, Alacalar mahallemize kadar, Sarıyer'den Kutlular, Sefalık'a kadar her mahallemizde Allah'a çok şükür şunlara yapabildik diyeceğimiz çalışmalarımız var. Bunda hem büyükşehir ekibi hem de bize katkı sunan bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar. İnşallah biraz daha bu iyileştirmeyi tamamlamak için gayretimiz olacak. Çok büyük bir konfor, çok büyük bir temizlik. Hem geldiğinde ilçeyi kötü havadan kurtarıyor hem de insanlar çok rahat ısınabiliyor. Doğalgazdan bahsediyorum. Evet. Aybastı'ya doğalgaz nasıl kazandırıldı ve şu an çalışmalardaki son durum nedir? Şimdi doğalgazla ilgili buradan BOTAŞ Genel Müdürüm, Doğalgaz Genel Müdürüm onlarla irtibata geçtiğimizde şimdi malumunuz hemen bir mevzuatı var. Bizden önce resmi müracaat yapılmış 2012 yılında ama merkez nüfusunuz 16 bin olduğu için diyor 20 bin altına yapılmıyor hükmü vardı. Şimdi genel müdürlerimizle bunu konuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanım da 5 ilçeye yapılsın diye yazı yazmıştı. Ben de Hüseyin Daşdemir Beyefendi var doğalgazda. Onun yanından Sayın Bakanım aradım. Dedim ki bakanım 5 ilçe yazılmış. 6. ilçede ben olmak istiyorum. Bununla ilgili dersime çalıştım. Meclis kararımı aldım. Doğalgazla ilgili imar çalışmamı yaptım. Hangi hattan gidecek? Ne yapacağız? Depoyu nereye kuracağız? Enerji Bakanımız Ordu'ya geldiğinde Fatih Dönmez Beyefendi
Ben dosyası hazır bir ilçeydim. Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun Ordu'yu ziyaretinde Aybastı ismini zikretti. 2019'un 12 aralığında başlamıştı bu süreç. Elhamdülillah 2023'ün işte Ağustos'u itibariyle şu gün çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. 26 kilometre doğalgaz döşeyeceğiz. 5 mahallemiz buradan faydalanacak. 2026'ya kadar inşallah bu 5 mahallemizin doğalgazı bitmiş olacak. Hedefimiz ne? 2024'ün Mardın'a bu doğalgazı yakmak için gayret İnşallah. Göstereceğiz. Kazasız belasız bitirmeyi Allah bizlere nasip etsin. Amin diyelim. Şimdi bir diğer konu da meslek yüksek okulu. Biz şuradan tanığız. Birçok ilçe bu meslek yüksek okulunu istiyor ve ilçe belediye başkanları da bu meslek yüksek okullarını ilçenin almak için ciddi mücadele veriyorlar. Aybastı bu mücadelede başarılı olanlardan. Gastronomi yanılmıyorsam, gastronomi bölümü öğrencileri bu yıl burada eğitim alacaklar. Çok da güzel binaları var. Bugün gidip gezme fırsatı olduk. Vatandaşlarımız daha sonra ekranlarda görebilecekler. Nasıl kazandırıldı? İlçe nasıl bir katkı sağlayacak bu okul? Şimdi gelecek nesil dediğim mesele bu zaten. Şu anda dünyada gastronomi bir numara. Televizyon programlarında da gördünüz. Birçok isimlerini zikretmeyeyim. Programlar var. Şimdi önce ne yaptık? İşte ilçe milli eğitim müdürümüzle beraber yiyecek içecek hizmetleri sınıfını açtık. Meslek lisemize. Oradan öğrencilerimiz başladık eğitmeye. Bir üst kademesi aşçılık olsun diye. Çünkü her turizm alanında, her turizm bölgesinde aşçılık bir numaralı meslek oldu. Almanya'da da inşallah Avusturya'da stajını yapacak insanlarla da konuştuk. Bizim akademik işte WhatsApp grubumuz var 47 kişi. Onlarla sürekli istişare yapıyorduk. Hangi bölümü açabiliriz, ne yapabiliriz? Senatoyu bir gün Perşembe Yaylası'nda topladık. İşte yaylaya özgü ikramlarımızı sununca biz bu bölümü istiyoruz dedik. Bununla ilgili YÖK Başkanımızdan randevu aldık. Beraberinde Numa Kurtulmuş Meclis Başkanımız sağ olsun. Profesör Doktor Numa Kurtulmuş Meclis Başkanımız. YÖK'le bizi buluşturdu. Biz beraber Gölköy Belediye Başkanımızla gittik. Allah razı olsun YÖK Başkanımız Erol Bey de sağ olsun ekibi gönderdi. Önceki rektörümüz ve senatosu da uygun gördü. Onlar da uygun gördüler. Ve bugün itibariyle Aybastı Meslek Yüksek Okulu'nda yeni aşçı adayları şu anda 30 kişi kontenjan vermişlerdi. 35 yaş üstü bir kişiyle beraber YÖK'ün kontenjanıyla 31 kişi hocalarımızla beraber inşallah 18 Eylül'de Aybastı'da Meslek Yüksek Okulu başlayacak. Tarihi bir evrimdi, tarihi bir noktaydı. Allah bize nasip etti. Katkısı ve emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Öğrencilerimizin, gelecek öğrencilerimizin kalacak yeriyle ilgili de şu anda çalışıyoruz. İnşallah o sorunu da çözeceğiz. İnşallah diyelim. Efendim burada kısa bir reklam arası verelim. Tabii ki konuşacaklarımız var. Reklamların ardından birçok konu var. Çevre yolu var. Devam eden projeler var. Sayın Geçtan'ın gelecek nesiller için çalışıyoruz diye bir ifadesi var. Göreve geldiği günden itibaren slogan haline getirildi. Bunu açacağız biraz. Bu ne anlama geliyor? Bunu değerlendireceğiz. Aybastı'yı konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde kısa bir reklam arası. Efendim reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Tabii ki üzücü bir haber aldık. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde askeri aracımızın devrilmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu. Askerimize Allah ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nden gelen acı haberle bu bölüme başladık. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Amin. Ailesine sabrı cemil, ülkemize sabrı cemil niyaz ediyorum. Amin. Şimdi Sayın Başkan sizin demine bahsettiğimizde bir ifadeniz var. Gelecek nesiller için çalışıyoruz. Aslında anlamı kolay ama içerisinde de farklı anlamlar yüklendiğini düşündüğüm bir slogan bu. Ne anlama geliyor? Şimdi gelecek seçim mutlaka ki önemli ama ülkemiz için gelecek nesil çok daha önemli. Vatanını, milletini seven yeni nesiller, akademik, kültürel, sportif faaliyetlerle başarılı bir nesil olsun diye gayret gösteriyoruz. Örnekleri de yapıyoruz. Şimdi biz belediye başkanlığından önce de belediye başkanlığımda da uluslararası sempozyumlara katılıyorum. Ülkeleri geziyoruz, eğitim sistemlerine bakıyoruz. Oradaki gördüğümüz, örnek alabileceğimiz birimler varsa onları örnek alıp burada gençlerimize anlatıyoruz. Buradaki gençlerimizden işte şimdi yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili Cahit Arf 1953 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde makale yazmış. Şimdi çocuklara anlatıyorum bunu. Yapay zeka ile ilgili
biz yazmışız 1953 yılında kimse konuşmazken. Haliyle öğrencilerimize, gelecek nesile bizim neler yapabildiğimizi, işte İslam bilginleri asiklopedisiyle beraber Fasa Milli Eğitim'de bunu çalıştık. Müslüman bilim adamları da birçok şey yaptığını tüm dünyaya, Aybasız'dan birçok insanın neler yapabildiğini örnekleriyle beraber, canlı örnek var gözümde. Canlı örnekleri var. Haliyle bunları buluşturup Allah'ım hamdüsanalar olsun, gelecek neslin örnek alma noktasında bizim modellerimiz var. Onlarla beraber yürümek istiyoruz. Bunun için de çocuklarımızı her türlü bilim fuarlarından tutun, kültür sanat fuarlarına kadar göndererek oradan ufuklarının açılması noktasında gayret gösteriyoruz. Şimdi bizim Milli Eğitim Bakanımız, önceki Milli Eğitim dönem Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Beyefendi'ye buradan teşekkür ediyorum. Geldiğinde Bilim Sanat Merkezi ilçemize işte bu yapılanları görünce, şimdi oradaki çocuklarımız, yetenekli çocukların her biri ayrı ayrı, MESEM'deki çocukların yetenekleri, akademik olarak Anadolu Lisesi'nin, Fen Lisesi'nin, İmam Hatip Lisesi'nin, bizde 4 tane lise var, Meslek Lisesi'nin, oradaki çocukların çağımızın gereklerine uygun olarak, işte Atatürk'ün dediği gibi, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyor öğretmenlerimize. Öğretmenlerimizle beraber yeni neslin yetişmesinde her türlü desteği ve gayreti vermeye devam edeceğiz. Bizim işte önceki dönem milletvekillerimiz Şenay Yıldız Hocam, Ergün Taşçı vekilim ve Metin Gündoğdu vekilimiz, bu dönem Mahmut Özer vekilimiz, İbrahim Ufuk Kaynak vekilimiz ve Mustafa Ahmet vekilimizle de bu çocuklarımızın neler yapabileceğini, onlardan alacağımız gayretle, yatırımlarla ilçemize getireceğimiz işlemlerle inşallah Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedeflere yürümek için gayret göstereceğiz. Çevre yolunu konuşmak istiyorum. Çevre yolu projesi ne aşamada? Şimdi çevre yolu bizim için hakikaten Aybastı'nın olmazsa olmazlarından biri. Teknofest Samsun'da yapılırken Karayolları 7. Bölge Müdürümüz ve Ulaştırma Bakanımız önceki dönem İsmail Bey'i yan yana yakaladım. Ve orada video çekmişler. Sayın Bakanım, Aybastı 3 kilometre çevre yolumuz. Elzem, günde 100'den fazla tır geçiyor. Aybastı tek cadde. Uluslararası 2 tane karayolu var. Biliyorsunuz Fas'tan Gürcistan ve Rusya'ya giden bir karayolu var. Reşadiye'den de İran, Afganistan ve Türkmenistan'a giden, Türk dünyasına giden bir çevre yolu var. İki çevre yoluna da 50 kilometre mesafedeyim. Buradan geçiş en kısa kestirme 100 kilometre, iki tane büyük yolun ortasındayım. Bana dedi ki, canlı yayında da var, kamulaştırmayı bitir gel. Bir baktım bizim çevre yolunda 3 kilometrede kamulaştırılacak yerler var. İnsanlarımız arsalarını karayollarına vermemişler. Bir çıktık yola. Allah'ım hamdüsanalar olsun, şu ana kadar 165 kişiden bir fiil, Aybastı tabiriyle fera, onların tabiriyle kamulaştırma için imzalarını aldık. Ve bunların ödemeleriyle ilgili karayollarının ödemelerini yaptırdık. Avustralya'da hisse sahipleri var. Yabancı gelinlerimiz var hisse sahibi. 57 yıllık aileden kalmış mirası bile çözmek için gayret gösteriyoruz. Çok zor bir şey. Noterden, biliyorsunuz miras hukukunda zordur. Maalesef. Noter vekaletleri, maliye harçları, belediye harçları, tapu harçları, bunlarda ne kadar hızlandırabiliriz? Bununla ilgili Aybastı'nın en büyük beklentisi çevre yolu. Projesi hazır. %90 kamulaştırmayı da bitirdik. Allah nasip ederse şimdi bu dönem yeni Ulaştırma Bakanımız da daha önce Samsun Bölge Müdürlüğü yaptığı için en iyi halimizden bekleyecek o. Büyükşehirimizle, il ilçe teşkilatımızla, milletvekillerimizle bunun ihalesini yaptırıp bir an önce başlamasını inşallah arzuluyoruz ve hedefliyoruz. Peşini bırakmayacağız. İnşallah. Kamulaştırma noktasında birçok işi bitirdik. Yaylayla konuşmak istiyorum ki sadece Aybastı'nın değil, Ordu'nun turizmde bir kozu Perşembe Yaylası. Evet. Perşembe Yaylası'nda neler yapıldı? Perşembe Yaylası konu arasında geçti. Elektrik hattı en büyük sıkıntımızdı. Çok şükür onu YEDAŞ'la beraber şu anda tekrar bir desteği var. Çünkü tüketim çok. Tüketim çok olunca buna enerji ihtiyacı oldu. Onun için şu anda ihalesini yaptırdık. İnşallah Eylül gibi başlayacak.
Görüntü kirliliği yapan direkler vardı. Onları yer altına aldırdık. Kanalizasyon 5,5 kilometre yoktu. 5,5 kilometre kanalizasyonu OSKİ ile beraber tamamladık. Teşekkür ediyorum. Balon turizmini siz de gördünüz. Harika bir görsel oluştu. Heyecanlandık. Çok heyecanlandık. Hatta. Jandarma Karakolu tamamen bir büyüğümüzün belediyemize ufak bir desteği oldu. Jandarma Karakolu'nu tamamen biz yaptık. Mobilyalarına varıncaya kadar biz hallettik. İstasyon kafe 28 metre uzunluğunda vagonlar oraya gelir mi getirdik elhamdülillah. Uluslararası kano 29 ülkeden sporcularımız geldi. 2019'da bunu uluslararası bir arenaya çıkardık. Perşembe Meydanı'nda şu anda karayollarıyla beraber 8 kilometrelik bir iyileştirme çalışması. Harika bir yol ortaya çıkıyor. Onun devamı var. 26 oba var. 26 obanın yollarıyla ilgili, suyuyla ilgili, elektrikleriyle ilgili problemleri var. Onunla ilgili nasip olursa çalışmalarımız var. Sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Kanodur, okçuluktur, beyzboldur, softboldur, güreştir. Bunlarla ilgili zaten çalışmalarımızı yaptık. Gölet çevresinde düzenlememiz oldu. Hani gelecek nesille ilgili sormuştunuz. Ben dünya harikası Menderesleri anaokulu çocukları için kitaplara, ilkokul çocukları için kitaplara, ortaokul çocukları için ders kitaplarına, lise çocukları için ders kitaplarına, üniversiteler için de geometride eğriler kısmına bu göletleri işlettik. Göletin Menderesleri'ni işlettik. O görüntüler elhamdülillah yeni nesil ders kitaplarında bunları görecekler coğrafi şekil olarak. Ömür boyu unutmayacaklar. Unutmayacaklar. Parke çalışmalarımız devam ediyor. Perşembe Meydanı'nda ahşap iş yerleri 16 tane ahşap yöresel ürün aynı Boztepe'deki gibi yöresel ürün satacak dükkanları bitirdik. İhale işlemleri var. Bizim Mayıs ve Haziran gibi orman gülü denen avı ile ilgili çalışmalarımız var. Avu deyip geçmeyin. Zehir demek zaten bizdeki meselesi. 34 farmakolojisini incelettik. 34 etken madden var. 8 tanesi toksin yani zehir. Haliyle arıların deli balı dediği mesele bu toksinlerden aldığı meseleler. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Tanıtım tabelaları karayollarına hem Fatsa'ya hem İran karayoluna tanıtım levhaları koyduk. Yağlı güreş ligini aldırmak zaten başlı başına bir kazançtı. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'ma, onun ekibine çok teşekkür ediyorum. İbrahim Türküş Bey'e, Federasyon Başkanımıza. 40 bin arasını burada misafir ettik. Yaklaşık 110 bin kişinin olduğunu jandarma kayıtlarında var. Elhamdülillah böyle bir tanıtım oldu. 11 kanal bu canlı konuda yayında. Canlı yayın yaptı. Göletle ilgili bir temizlik çalışmalarımız var. 24 saat kamerayla ilgili bir meselemiz vardı. Şimdi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yine bir işlem yaptık. Kayseri Erciyes'i dünyaya tanıtan, bir tane master planı yapan firma, Avrupa firmasıyla Aybastı Perşembe Yaylası'nda 2010'dan 2018'e kadar imar planı çalışmaları yapılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış. Bugün Meclis Başkanımız Profesör Doktor kıymetli büyüğümüz Numa Kurtulmuş Beyefendinin katkılarıyla imar planı yapılmış. İmar planına ait master planını yaptırdık. Master plan bir öneridir. Yarının geleceğidir. Bununla ilgili turizm alanları belli. Turizm alanları dışına çıkmadan bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Tanıtımla ilgili Güney Kore'deki dostluk grubumuzu bir dahil ettik. Kasım ayında 2022'de. Allah razı olsun, çok mutluydular. Depremde de bunlarla görüştüğümde Heli So dediğimiz Türkolog profesörümüz, Allah razı olsun, 17 Şubat'ta 15 milyon ve Mart ayında da 13 milyon olmak üzere 28 milyonluk nakdi yardımı, çadır yardımlarını AFAD'a göndermiş. Bunun belgeleri de var. Bir dostluk oluşmuş bu kardeşinizle. Aybastı'yı unutmuyor. Türkiye'nin başına gelen musibette destek verdi. Oradan da çok teşekkür ediyorum. Birkaç turizm il müdürlüğümüzle, valiliğimizle hem
YouTuber'larla hem de turizm şirketleriyle defaten görüşmeleri sağladık. Ülkelerden, çeşitli ülkelerden insanlarımız da gelmeye başladı. Sadece Körfez ülkesinden değil, İspanya'dan Tayland'a kadar Amerika turistler geldi. Kıbrıs'tan onlar görünce mutlu olduk. Haliyle turizm çeşitliliği çok fazla. Biz de yerel pansiyonlarla buradaki misafir olma, geceleme meselelerini çalışıyoruz. Lokantalarımızla, gastronomi hocalarımızla iki defa getirdik. Zaten aşçılıkla ilgili de staj alanları olacak. İnşallah Aybastı bir gastronomi merkezi olma İnşallah. Yolunda gayret gösteriyoruz. Sayın Başkanım, bahsettiğiniz zaman ben son olarak devam eden projeleriniz, anlatmadıklarınız var ise eğer onlardan bahsetmek isteyeceğim. Tabii çok sayıda projeden bahsettiniz. Ya şehir merkezinden kırsaldaki mahallelere kadar genel bir toparlama rica edeceğim. Şimdi 200 kişinin çalışacağı tekstil devam ediyor zaten. Doğalgaz devam ediyor. Okul inşaatlarımız devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber Irmak Lisi projemiz devam ediyor. Cephe iyileştirmelerimiz devam ediyor. Yüzme havuzumuz devam ediyor. Bir spor sahamız bitme aşamasında. Düğün salonlarımız devam ediyor. Yeni imarla ilgili çalışmalar yaptık. Onunla ilgili birkaç Aybastı'yı aşmak lazım. Birkaç yerde imar çalışmaları zemin etüdüne göre devam ediyor. Bizim öğrencilerle beraber yapmış olduğumuz çalışmalarımızın birçokları inşallah bu sene de devam edecek. Bizim hedefimiz büyük. Öğrencilerimizin hedefi büyük. Aybastılar dünyanın her yerinde. Doğru. Haliyle onlarla beraber Aybastımızı kalkındırmak, ordumuzu kalkındırmak için gayret göstereceğiz. İnşallah çevre yolu projemiz, kültür sarayı projemiz, Gölköy Aybastı, Aybastı Kabadaş arası, parası hazır Dünya Bankası'ndan Şenel Yedi Yıldız Hocam Bolaman projesi hafızasında ve İsmail Belen kardeşim çok uğraştılar. İsmail Hocam şu anda toplantıları devam ediyor. Tulip diye İngilizce ismi. Bizim Aybastı Kabadaş kamulaştırmasında 2 günde 265 tapu çıkardık. Türkiye rekoruydu bu. Allah razı olsun, Çukur Mahallemiz çok destek verdi. Şu anda Gölköy Aybastı 37 kilometre yolumuzun yapılması için de kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Orada 6 mahallemiz var. Karayollarıyla sürekli, çünkü diyorlar ki kamulaştırmayı bitirin öyle ihale edelim. Bu konuda inşallah gayretlerimiz var. Çevre yolumuz geçince otogar meselemiz oluşacak. Haliyle bununla ilgili de arsa arayışlarımız çevre yoluyla beraber olacak. Daha gelişmiş bir Aybastı. Dünyayla barışık bir Aybastı zaten. Allah'a çok şükür. Şimdi görüyorsunuz. Yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirimiz var. Hemşerilerimiz var. Hem turizm noktasında hem de fındık toplama noktasında. Bununla ilgili de bizim Samsun'da Gelemen Çiftliği ile alakalı orada Tarım Araştırma Enstitüsü var. Sayın Bakanımız fındık kapsülünden bir şeyler yem üretmeye başladı. Biz de en fazla bize zarar veren fındık çalıları ve fındık kapsülü yollarımızı bozuyor. Bunu orada Mehmet Erdoğmuş kardeşimiz var. Aybastılı müdür yardımcısı. Onunla fındık çalılarından pelet yapmak için fındık kapsülünden 4400 kaloriye ulaştık. Allah nasip ederse TKDK'dan, DOKA'dan STK'larımız, belediyemiz destek alırsak bu konuda da mahallelerimizi rahatlatacağız. Bunun için gayretlerimiz var. İnşallah kırsal kalkınma ajanslarından bizim sanayi devam ediyor. Onunla ilgili en büyük sıkıntımız var. Hastanemizde birkaç doktor eksiğimiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah bakalım Aybastı'yı daha güzel günlere götürmek için enerjimiz var. İnşallah diyeyim Sayın Başkan. Bu arada kapatırken yarın 30 Ağustos Türk milleti için önemli tarihlerden mesajınızı almak isterim. Şimdi biliyorsunuz ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye talimatı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gecesini idrak ediyoruz. Buradan şehitlerimizin başta Mustafa Kemal Atatürk olmazsa üzere Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Bizim inancımız bu. Onlara ölü demeyin diyor. Şehitler bilakis onlar canlıdır diyor. Bakara suresinde söylüyor.
Bu vatan onun için 5000 yıllık bir Türk tarihimiz var. Biz birçok yerde elhamdülillah böyle destan yazmışız. Ne mutlu ki o insanların torunlarıyız. İnşallah biz de memleketimiz için, vatanımız için her birimiz bir şehit olmaya aday insanlarız. İşimizi doğru yaparak bu vatanımıza hizmet etmiş oluruz. Canımızı vererek bu vatana hizmet etmiş oluruz. Allah şehitlerimizin nuru, ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bir de bizim milli maçlar var. Milli maç olunca bizim heyecanımız ABC'de takımları fark etmiyor. Milli maç olunca, yabancılarla oynanınca Galatasaray'dır, Beşiktaş'tır, Fenerbahçe'dir, Adana Demirspor'dur. Hepimiz bu akşam, yarın akşam hepimiz bu takımları tutuyoruz. Hangi takımı tutarsa tutalım. Ama mesele milli olunca bizim ayranımız kabarıyor. Allah onları muzaffer eylesin. Amin inşallah. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bu akşam da Sayın Başkan ifade ettiği gibi Galatasaray'ın Molde ile karşılaşması var. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Aybastı'daydık. Aybastı'da gerçekten çok zevkli bir program oldu. Aybastı'da 4 yıllık süreçte yapılanları konuştuk. Bundan sonra yapılacakları değerlendirdik. Aybastı'nın hangi noktadan hangi noktaya geldiğini ve bu aşamalarda neler yapıldığını masaya yatırdık. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek üşüyerek Aybastı'dan iyi akşamlar diliyoruz.